Herkese merhaba, ben Ece. Biliyorsunuz Almanya'ya taşınma serüveni içerisindeyiz ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Haberiniz yoksa da şuraya videoları bırakıyorum. En son 2 hafta önce bir vlog paylaşmıştım hazırlıklarımızla ilgili. Son 2 haftada neler yaşadık birazcık bunları anlatmak istiyorum sizlere. Elimde ajandam, her şeyi ne yapıyoruz ne ediyoruz buna yazıyorum. Buradan birazcık kopya çekerek bir şeyi unutmadan ve atlamadan hemen başlayalım. Almanya'ya taşındığımızı haber verdiğimiz videoda eşyaları götürmeyeceğimizi söylemiştik. Bunun temel nedeni de böyle güvenilir bir böyle firma bulamadık diyeyim açıkçası. İnternette çok fazla şikayetler okuduk, dolandırıcılık hikayeleri okuduk. Biz de dedik ki hiç girmeyelim bu işe. En iyisi uçaktaki bagaj hakkımızla ne kadar götürebiliyorsak eşya o kadarını götürelim demiştik. Ama Berlin'de yaşayan tanıdığım birisi bir taşıma firmasından bahsetti, nakliye firmasından. Güvenilir olduğundan, kendisinin ve birçok arkadaşının da kullandığından bahsetti. Biz de hı dedik neden olmasın o zaman. Hani referanslı elimizde bir firma var, ne güzel. Ve metreküpü 150 euroya anlaştık. Tahminimiz 10 metreküp gibi bir şey götürmek. İşte böyle koltuktur, bazadır, böyle çok büyük büyük eşyaları götürmeyeceğiz. Hem çok fazla yer kaplamasın metreküp açısından hem de açıkçası hani biz şu anda burada 3 artı 1 bir evde oturuyoruz. Orada 1 artı 1 bir ev bakıyoruz. Dolayısıyla buradaki eşyalar da oraya sığmamız gerçekten imkansız. O yüzden de eşyaların bir kısmını götürüyor olacağız. Bu inanılmaz derecede içimizi rahatlattı. Bagaj hakkıyla ne kadar eşya götürebiliriz ki diyorduk sürekli. Neyi götüreceğiz, neyi götürmeyeceğiz? En basitinden mesela robot süpürgeyi nasıl götüreceğiz? Acaba el bagajı olarak götürsek uçağı kabul ederler mi falan diye bir aklımızda bir ton soru vardı. Kışlıkları daha sonra mı bir Türkiye'ye gelip almak gerekir? İşte ancak yazlıklar sığar falan diye böyle kafamız allak bullaktı. Derken eşyaları taşıyacağımız için dediğim gibi çok rahatladık. Kıyafetlerimizi, mutfak gereçlerimizi, teknolojik birkaç ürünümüzü işte robot süpürge olsun, video çekerken kullandığımız ışık sistemleri olsun falan birçok şey aslında öyle götürebiliyor olacağımız için çok mutluyuz. Minimalist bir yaşam tarzını benimsemek istiyoruz. Gerçekten kullanacağımız, ihtiyacımızın olduğu eşyalarımız evde olsun istiyoruz. O yüzden de eşyaları bu gözle kullanır mıyız, kullanmaz mıyız, kullansak bile ne kadar verimli olur? Bunları düşünerek hep karar vermeye çalışıyoruz. Neleri götüreceğimiz de 3 aşağı 5 yukarı belli. Birazcık benim gelgitlerim oldu bu son 2 hafta içerisinde. Büyük ihtimal önümüzdeki bir 3-4 haftamızda da bu gelgitlerimi yaşıyor olurum. Bazen diyorum ki ya şunları götürelim. Ertesi gün diyorum ki yok ya götürmeyelim. Bunun dışında pandemiden dolayı bir yıldır ertelediğimiz, yapmak istediğimiz bazı işler vardı. Çok basit işler ama aslında yani gitmeden önce de yapılması gereken işlerdi. Artık ertelemek bir yere kadar. Örnek veriyorum. Geçen senenin başında bir gözlük almıştım. Lakin paletleri, şuradaki yüze dokunan yerler cildime alerji yaptı. Paletlerini değiştirmeye de pandemi nedeniyle açıkçası çok gitmeye üşendim. Aldığım gözlükçü Bağdat Caddesi'ndeydi. Bağdat Caddesi'ne bir senedir gitmiyorduk. Artık yapacak bir şey yok. Geri sayım içerisindeyiz. Mecburen gittim ve onun paletlerini değiştirdim. Onun dışında kolumdaki saatimin pili bitmişti. Neyse diyordum, hep erteliyordum. Hop gittim ona pil taktırdım falan. Bütün bu işlerimizi 27 Mart Cumartesi günü yaptık. Uzun bir süre sonra ilk kez bir cumartesi günü dışarı çıktık. Selamlar. Bugün 27 Mart Cumartesi. Hava çok güzel. Yani güneşli. Hiç bulut yok havada. Biz de bu havayı değerlendirelim dedik. Ve hazır hafta sonuyken de. Birkaç yapmamız gereken iş vardı. Onları halledelim istiyoruz. Bağdat Caddesi'ne gittik. Cadde inanılmaz kalabalıktı. Hani
Böyle önünüzdeki yavaş yürür ve siz hemen böyle sağından solundan geçmek istersiniz. Yani geçecek yer yoktu, o kadar kalabalıktı. Mekanlar çok doluydu. İnsanlar dışarıda sıra bekliyordu. Hani böyle bir şok içerisindeydik. Neyse, iyi ki çıkmışız diyoruz. Çünkü meğersem çıkılabilir son cumartesiymiş. Benim 31 Mart Çarşamba günü iş yerindeki son günümdü. 30 Mart'ta bir ofise gittim. Normal şartlarda böyle hani pandemi zaten evden çalışmaya alıştık. Gayet keyifli bana göre evden çalışmak, daha verimli. Ama tabii son günlerim olunca mümkün mertebe çok ya bir şey çıksa da ofise gitsem modundaydım. Çarşamba günü de şirketteki son günümdü. Sabah erkenden kalktım 7'de. Süslendim, püslendim, makyajımı yaptım. Her şeyimi hazırladım. Bütün işte bilgisayarmış, böyle vereceğim, teslim edeceğim her şeyimi hazırladım. Ve çarşamba günü ofise gittim. Benim açımdan çok güzel bir gündü. Birçok kişiyle vedalaşma fırsatını yakalamış oldum. Benim için gelen arkadaşlarım vardı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok duygusal bir veda maili attım ve veda mailime çok güzel dönüşler geldi. Çok arayanlar, yazanlar, cevap veren, yani o kadar güzel tepkiler aldım ki ve o kadar güzel iyi dileklerle karşılandı ki hani bu süreci yaşıyor olmamız. Herkese çok teşekkür ediyorum. İzleyen varsa buradan da tekrar teşekkür edeyim. Benim açımdan çok duygusal bir gündü Çarşamba günü. Moraller birazcık bozuktu. En sona kadar sabrettim ama en sonunda birazcık artık kendimi tutamayıp ağladım. Ama vedaların böylesi güzel bence. Bir iş yerinden ağlayarak ayrılabiliyor olmak bana göre çok güzel. İki yerden böyle ayrıldım. İkisinde de çok güzel dostluklar edindim. Çok güzel anılar biriktirdim. Akşam böyle modunda eve geldim. Tamer o gün dışarı çıkmış ve bana çok güzel bir sürpriz hazırlamış. İşte gitmiş kendisi böyle aranjmanını kendisinin hazırladığı bir çiçek yap almış. Çok güzel böyle işte sofra hazırlamış. Arkada hafif caz bir müzik ve şarap eşliğinde hem o günümü kutladık hem de birazcık modumu da yükseltmiş olduk böylece. Buradan canım kocama da teşekkür ediyorum. 1 Nisan 2021 Perşembe günü itibariyle yepis yeni bir hayata başlamış oldum. Ben böyle şeylere önem veriyorum. Böyle şeylerin enerjisine, yeni bir şeyin başlangıcına çok böyle heyecanlanıyorum açıkçası. Ve 1 Nisan Perşembeden beri de böyle bir heyecanın içerisindeyim. Perşembe, Cuma, hafta içi dışarı çıkıp işimizi halledebiliyor olmak müthiş güzel bir şeymiş. Birkaç böyle istediğimiz bir şey vardı. Onu aldık. Kargolar geldi. Bir tane Xiaomi'nin tüy toplama cihazını aldık. Denemeyi en çok istediğim şeylerden bir tanesi de tüy konusunda şu Berem'di. Şöyle göstereyim uzaktan. Şimdi onu deneyeceğim. Bayağı bir tüy topladı gerçekten. Hani görünüyordur, umarım fark ediliyordur. Bayağı güzel. Hatta şu çıkan tüye bir bakın. Doldu. Şu haznesi, şuradaki haznesi doldu. Ya böyle tutması falan çok keyifli, çok kolay. Başlığı falan büyük. Ben aşırı beğendim. Şuradan da şarj ediliyor. Çok güzel, çok güzel bir aletmiş. Kesinlikle buna para verdiğime pişman değilim yani ve öneririm. İnanılmaz öneririm hem de. Maske aldık. Kargomuz geldi, beklediklerimiz. Bu çocuk için olan 10-16 yaş diyor. Üzerinde paketinde. Bunun 50'li iki paketi aldık. Bu da yetişkinler için olan 50'li İki tane paketine yani 100 bundan 100 bundan almıştık. Bunlar da FFP2. Almanya'da özellikle böyle
Toplu taşımalarda bunlar zorunlu olmuş FFP2'ler. Biz gidene kadar belki marketlerde falan da zorunlu olacak olursa yani çok kullanmamız gerekir diye aldık. Ayrıca bir de havalimanında falan da bunu kullanırız dedik. Bundan da 6 kutu aldık. Yani toplam 60 adet aldık. Bu sponsorlu bir tanıtım değil. Sadece işte çok böyle sertifikalıymış, Avrupa onaylı falan. O yüzden biz bir deneyelim dedik. Perşembe günü Instagram'da Kadıköy Belediyesi'nin Atıksız Yaşam dükkanında görmüştüm. Paslanmaz çelik pipetlerden aldık ve fırçasından aldık. Uzun zamandır bu metal pipetlerden ve şu fırçadan almak istiyorduk. Biz de hazır gelmişken buradan aldık. Çubukların tanesi 20 lira, fırçasına da 16 lira verdik. Üçüne 56 lira ödedik. Bu Atıksız Yaşam dükkanı nerede diye merak ederseniz şurada hemen Bağdat Caddesi'ndeki Dünya Göz var. Hemen onun çaprazındayız aslında. İçeride bez çantalar, fileler, meyve sebze filesi falan çok fazla şey var. Instagram'da hesaplarına da bakabilirsiniz. Atıksız Yaşam'a karşı ilginiz varsa buraya bakmanızı öneririm. Cuma günü de artık böyle upuzun bir karar sürecinden sonra yeni yatağımızı aldık. Bugün Cuma, hafta içi ve dışarıdayız yaşasın. Birkaç işimiz var. Bankaya gideceğiz. Banka işlerimiz var. Onları bir halledeceğiz. İkincisi de yatak bakıyorduk götürmek için. İçimize sinerse de yatak almak üzere bir de yat sana gideceğiz. Hadi gelin gidelim. Yakınlarında bir özel hastaneye gidiyoruz. Haftaya aileleri ziyarete gideceğimiz için öncesinde bir Covid testi yaptım, PCR testi yaptım istedik. Şuraya kadar çubuğu sokma mevzusu bizi birazcık gerse de umuyorum sonrası sıkıntısız hem test yaptırır hem de testimizin sonucu iyi gelir. Testimizi yaptırdık. Bu arada o kadar acılı değildi bence. Önce ağızdan sonra burundan. Bu gece de çıkabilirmiş sonuçlar. Devlete düşüyormuş. Biz ilk kez test yaptırdık. Şu anda meraklı testimizin sonucunu bekliyoruz. Bugün 3 Nisan Cumartesi. Dün akşam Covid testi yaptırmıştık ve testlerimizin sonucu gece çıktı. Negatifmiş. Çok mutluyuz. Artık gönül rahatlığıyla Ankara ve Ordu'ya aile ziyaretlerini yapmaya gidebiliriz. 3 Nisan Cumartesi günü eşyalarımızı toplamaya başladık. Böyle ailelerimize gittiğimizde götüreceğimiz depoya kalkmayacak ve Almanya'ya da gitmeyecek olan kullanılabilecek eşyaları paketledik. Onlara götüreceğiz. Hatta bugün 4 Nisan Pazar hala toparlanmalara devam ediyoruz. Ben artık bu toparlanmanın arasında böyle mini bir mola verdim. Birazcık sizinle konuşayım. Son 2 haftada neler yaşadık bunları anlatayım istedim. Bir aydan az süre kaldı Ece. Süreçle ilgili nasıl hissediyorsun derseniz. Açıkçası işten çıkana kadar çok fazla odaklanamıyordum. Aklımı çok Almanya'ya veremiyordum. Hem iş hem taşınma. Ya ikisini gerçekten böyle o kadar kafam karışıktı ki şundan çok rahat söylüyorum. Bir hafta öncesinde. Hani böyle kafam doluydu. Ama kafam neden doluydu? Gerçekten hani böyle ve somut elle tutulur bir şey bile söyleyemiyordum. Hani çok kafam çok karışıktı. Ama şu anda son 3-4 gündür artık hani bir işle ilgili de bir sorumluluğum kalmadığı için, işten çıktığım için daha böyle odaklanabiliyorum Almanya'ya. Elimde ajandam, burada to-do'larımı, aklıma gelen fikirleri her şeyi yazıyorum mümkün mertebe ve unutmamak için bundan destek alıyorum.
Süre yaklaştıkça da tabii ki de ne kadar hızlı geçti zaman diyorum. Ne ara Nisan oldu, ne ara bu kadar az kaldı diyorum. Heyecanım artıyor açıkçası. Bir yandan tedirginliğim de var tabii çünkü büyük bir bilinmezliğe gidiyoruz. Ev bulabilecek miyiz istediğimiz gibi? Hani bunun birazcık şey var. Ev bulduk diyelim ki işte orada istediğimiz gibi işte Ikea'ya gitsek bir şeyler alsak. Hani istediğimiz gibi bulabilecek miyiz var. Yasal anlamda böyle oradaki bürokrasi işleriyle ilgili neler yaşayacağız. En temelde bir kere uçağa binmeden önce 48 saat öncesinde bir Covid testi yapılacak. Onun negatif çıkması lazım. Yoksa uçağa binemiyorsunuz zaten. Gibi gibi aslında böyle birkaç böyle soru işaretleri var. Burada daha yapılacak bir sürü şey var. Ama vaktimiz var çok şükür. Yetiştirebileceğimizi düşünüyorum her şeyi. Evet, son 2 haftada yaptıklarımız, yaşadıklarım, duygularım, düşüncelerim bu şekildeydi. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Süreçle ilgili merak ettiğiniz bir şeyler olursa aşağıya yorum olarak yazın lütfen. Ben de hani ona göre o konulardan bahsedeyim. Yaptığımız, yaşadığımız şeylerle ilgili anlık paylaşımlarımı da Instagram'dan takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.